Uzaklara dalmışsın. Allah bilir kimlerin kuyusunu kazıyorsun. Merak etmeyin sultanım. Sizinkini değil. Hünkâr torunumuz Nasuh Paşa'yı payitahta çağırmış. İdam edecek diyorlar. Bu hususta konuşmak isteriz. Er meydanından kaçmış. Bütün suçu da günahsız bir paşaya yüklemiş. Hünkârımızın emri olmadan kellesini almış. Ve böylece ölüm fermanını kendi imzalamış. Hünkârımız seni dinler. Mani ol bu idama. Zira bir vakitler oğlun gibi severdin Nasuh Paşa'yı. Ben sultanım. Ben bir vakitler sevdiğim herkesi kaybettim. Acılarını çektim, yaslarını tuttum. Nasuh da onlardan biri. Benim için çoktan öldü. Ömrünün son deminde bizi yok edip vezir-i azam olmak istiyorsun değil mi? Gözlerim nice sultan gördü. Evvela Hürrem Sultan, sonra Nurbanu Sultan ve daha nicesi. Cümlesi vadesini doldurdu ve kudretini halefine devretti. Hayatın kaidesi bu. Sizin de son demleriniz. O halde ikimize de yatağımızda ölüm haram. Öleceksek cenk meydanında öleceğiz. Şükürler olsun, sırtımı yere getirecek bir düşmanım yok. Ve fakat sizin var. Kösem Sultan. Kösem Sultanım. Paşam. Bana sultanım dediğinizde çekiniyorum. Lakin artık hakikat bu. Hünkârımızın şehzadesini taşıyorum. Rabbim sıhhatle doğurmayı nasip etsin. İnşallah dediğiniz gibi bir şehzademiz daha olur. Amin. Hacı ağa benimle konuşmak istediğinizi söyleyince merak ettim doğrusu. Sizi bir daha ne vakit görürüm bilmiyorum. O yüzden ikaz etmek istediğim bazı hususlar var. Şeref duyarım paşam. Merakımı mazur görün. Size neden kuyucu diyorlar? Düşmanlarımı derin kuyulara attığım için diyebilir çoğu. Lakin ben size işin esasını söyleyeyim. Yıllar evvel seferde pusuya düşürdüler. Atım Deccal'in sırtında bir kuyuya yuvarlandım. Acı içindeydim. Düşman yaklaşıyordu. Yanımda bir tüfek, tüfekte bir kurşun. Kendime sıkacak, acıdan kurtulacaktım böylece. O an atım Deccal'in bana baktığını gördüm. Hüzünle bakıyordu gözlerime. Bacağı kırık. Yalvarır gibi. Ne yalan diyeyim. Kendimden çok Deccal'i düşündüm o vakit. Ve onu huzura kavuşturdunuz öyle mi?
O günden beri kuyucu diye anarlar beni. Merhametle acımasızlık arasında çok ince bir çizgi var demek ki. Safiye Sultan yıllar evvel adeta gölge bir devlet kurdu. Haşa huzurdan kendini de gölge padişah ilan etti. Kurduğu vakıflar, hizipler üzerinden idare ediyor her şeyi. Herkesi, her şeyi satın alıyor. Hemen hemen bütün mühim makamlar onun elinde. Kadılar, paşalar, beyler, katipler. Bunları bana niçin anlatıyorsunuz? Biz erkekler kadınlara karşı girdiğimiz her savaşta kaybetmeye mahkumuz. Lakin bu sizin için geçerli değil. Şimdi siz sultanım. Onun saltanatına siz son vereceksiniz ki hünkârımız sırtından hançerlenmesin artık. Esas gücüne kavuşsun. Safiye Sultan'a düşman olduğumu, onu yok etmek istediğimi de nereden çıkardınız? Temkinli olmanızı anlıyorum. Zira henüz bana itimadınız yok. Naçizane tavsiyemdir. Safiye Sultan'ı yerle bir etmek ve dahi daha kudretli bir sultan olmak istiyorsanız silahlarınız onunkinden farklı olmalı. Nasıl bir fark? Ne yapıyorsanız gizli ve karanlıkta değil, aydınlıkta yapın. Ahalinin önüne çıktığınız o gece gibi düşmanınızın gözlerine bakın. Niyetinizi ortaya koyun. Gölge yerine ışığın kendisi olun. Bir güneş gibi doğun karanlığa. Bu sözlerinizi aklımdan hiçbir vakit çıkarmayacağım paşa. Hala.